Selçuk, hadi uyan oğlum. Allah, bismillah. Oğlum benim, deden. Telsizden konuşuyorum seninle, tamam. Oğlum o yandaki düğmeye basılı tutarak konuşabilirsin benimle. Tamam dede, buldum. Birden sesini duyunca korktum dede. Ay özür dilerim evladım. Birden heyecanlandım ondan. Neye heyecanlandın dede? Hem ne bu telsiz? Hadi kalk elini yüzünü yıka. Yatağını topla aşağıya gel. Kahvaltı ederken anlatayım sana. Tamam dede. Tamam tamam. Dede söylemeyecek misin? Bu telsizlerde neyin nesi? Şimdi biz bugün hani Mert'e sürpriz yapacağız ya. Evet. Şimdi bunlar sayesinde haberleşeceğiz, koordine olacağız. Nasıl yani? Nasıl olacak oğlum işte. Sen bugün şimdi Mert'i almaya gideceksin ya. Evet. İşte onu buraya getirirken hemen şu düğmeye basıp dede dede biz geliyoruz tamam diyeceksin. Ben de anlaşıldı tamam diyeceğim. Ondan sonra koşup depodaki yerimi alacağım. Sonra siz buraya gelince yine düğmeye basıp dede dede biz depoya yaklaştık geliyoruz diyeceksin. Ben de anlaşıldı tamam diyeceğim. Dede bütün bunlara ne gerek vardı ki? Ne demek ne gerek var oğlum, zamanlamayı tutturabilmek için. Bugüne kadar bunları mı kullanıyorduk dede? Canım bugüne kadar kullanmıyorduk da bugüne kadar sen tek başına koşup gidiyordun. Ben de arkandan koşa koşa yetişiyordum. Ama şimdi işler değişti. İşin içine Mert girdi. Biz artık bir ekibiz oğlum. İyice koordine olmamız lazım. Of dede ya. Bari telsizle konuşurken tamam demeyelim. Olmaz. O telsiz konuşmasının şanındandır o. Tamam tamam. Dede ya. Tamam canım tamam. Ama bana bak. Sakın telsizle konuştuğunu Mert'e çaktırma tamam mı? Denerim dede. Bakalım nasıl olacaksa. Selamünaleyküm Mert. Aleykümselam. Gecikince gelmeyeceksin sandım. Gelmez olur muyum hiç? Geldim işte. Dün bir sürprizden bahsetmiştin. Evet, hazırsan hadi gidelim. Nereye? Seni bir yere götürmem lazım sürpriz için. Peki. Dede biz geliyoruz. Tamam. Bekliyorum oğlum, tamam. Bir şey mi dedin? Yok yok, hadi gidelim. Çok merak ettim sürprizi. Neresi burası? Bizim yaşadığımız ev. Biz dedemle burada kalıyoruz. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Peki deden evde mi? Gideyim onunla da tanışayım, elini öpeyim. Dedemle sonra tanışırsın. Şimdi ben sana sürprizi göstereyim. Peki sonra tanışırız o halde. Sürpriz burada mı? Yok burada değil, arka tarafta. Hadi sen önden git. Peki. Dede geliyoruz. Tamam. Bir şey mi dedin? Yok yok. Hayır iyi o zaman. İşte buradan içeri gireceğiz. Niye ki? Sürpriz var içeride. Bu kapı bir depoya açılıyor. Dedem bizim gibi küçük bir çocukken arkadaşlarıyla toplaşır, depoda oyun oynarmış. Aşağı bir görsen öyle güzel ki. Ya! Yok değil oğlum. Depoya inen bir kapı burası. Depo mu? Altta depo mu var? Evet. Çok uzun zamandır girmediğim bir oda. Küçükken bütün çocukların toplanıp oyun oynadığı bir sığınaktı burası. Ya!
Sahiden mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. Sen önden git. Tamam. Dede görüyoruz. Hadi geç otur. Biraz değişik bir yermiş. Evet, eski oyuncaklar var. Bu sandık da ne? Asıl sürpriz de orada. Allah bismillah. Ne oluyor? Korkmakta haklısın arkadaşım. İlk başta ben de çok korkmuştum. Ama sonra anladım korkulacak bir şey olmadığını. Sabah şerifleriniz hayrola. Sen de kimsin? Ben masalcı kuklayım. Türlü türlü masallar bilirim. Öyle güzel masallar anlatıyor ki sorma gitsin. Ama bu gerçek olamaz. Ama gerçek. Masalcı kukla Mesut dedeyle tanış. Memnun oldum efendim. Ben Mert. Bir mukabele evlat. Masal sever misin? Ben küçükken uyumadan evvel annem bana masal anlatırdı. Harika. Seviyorsun yani. Evet. Şimdiki çocuklar genellikle bilgisayarda, tablette oyun oynamak istiyor. Masal seven pek kalmadı. Ama biz Selçuk'la masalları çok seviyoruz. Öyle değil mi Selçuk? Evet dede, Mesut dedi. Masallar bize güzel mesajlar verir. Gerçeği kıssalar ile aktarır. Oyun oynamak güzel, bilgisayar, telefon güzel ama gerçek yaşamı unutmamak gerek. Birlikte oyun oynamak, masallar anlatıp dinlemek, çocukluğumuzun tadını çıkartmak demek. Bize bugün hangi masalı anlatacaksın Mesut dede? Ben buraya gelmeden evvel anneme geç kalmam demiştim. Şimdi merak eder beni. Bugün masal dinlemesek olur mu acaba? Olur tabii. Size yarın çok güzel bir masal anlatacağım. Ama anneni merakta koyma Mert. Selçuk bak ne diyeceğim. Buyur da Mesut dede. Hadi sen de Mert'le git ve ailesiyle tanış. Sonra bir ara Mert gelsin, o da dedenin elini öpsün, onunla tanışsın. Böylece iyice kaynaşırsınız. Annesine de Mert bize gelecek, beraber oyun oynayacağız, vakit geçireceğiz dersin. Seni merak etmez. Ha, ne dersin? Olur dede, Mesut dede. Tekrar görüşmek üzere Mesut dede. Masallarını dinlemeyi dört gözle bekliyorum. Hiç merak etme. Birbirinden güzel masallarımı bir bir anlatacağım. Hadi selametle. Sandığın kapağı açılınca ödüm koptu. İlk seferinde benim de öyle olmuştu. O kadar heyecanlandım ki. Keşke masal dinleyebilseydik. Dert etme, yarın izin alır geliriz. O kadar çok merak ediyorum ki masalları. Çocuklar, burada mıydınız? Evet dede. Arkadaşım Mert'le tanıştırayım. Memnun oldum evlat. Ben de öyle efendim. El öpenlerin çok olsun. Ama bu ses... Keyfini çıkarmaya bak. Peki efendim. Selçuk koş. Hadi seni ailemle tanıştırayım. Deli çocuklar sizi.